أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 25. لما 17. دواء Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Şükret, hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hastalık, mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın ne? En mühim bir vesiledir. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir. Kefaret-i zünub olur. Hadiste vardır ki hastaların duasını alınız. Onların duası makbuldür. Bahusus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir. Mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek sadaka hükmüne geçer. Bahtiyar o evlat ki peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri yükte esir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemal-i hürmet ve şefkat-i ferzendane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah, barek Allah deyip alkışlıyorlar. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında onun neticesi uhrevidir. Kendisi de bir nevi ibadettir. Ve hastalıkla aczini anlayıp dergah-ı ilahiyeye iltica eder. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakim-i Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Halık-ı Hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı ise onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir, öyle kabul eder. Her neyse, hastalık sırrı ile hulusiyet kazanan hususan zaaf ve aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Evet abi, şimdi bugün bu 17. devanın hastalık dua ilişkisi. Bir de hastaya bakan hasta bakıcıların hastalıktan nasıl istifade edebildikleri, küçük bir hareketle ne kadar sevap alabileceği ile ilgili dair bir devam. Bir
Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta, şükret, hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakışları sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Peki hastalık duaya, duanın kabulüne en ehemmiyetli mukabele veren bir vasıta nasıl oluyor? Hastalık zamanında duanın makbuliyeti, Allahu alem benim düşüncem, hasta adam cüz-i ihtiyarından vazgeçip irade-i ilahiyeye teslim oluyor. Onun için dua makbul oluyor. Hasta adam cüz-i ihtiyarından vazgeçiyor. Yani ister istemez o halet cüz-i ihtiyarını terk ediyor. Nefsani bütün dünyevi halatlardan uzak kalıyor. Bu şekilde kalınca irade-i ilahiyeye bağlanıyor, teslim oluyor. Teslim olunca dua makbul zamana geliyor. Burada ağızdan çıkan her şey irade-i ilahiyeye ait oluyor gibi sanki. Demek ki hastalık insanın... Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye, burada küçük bir ayrıntı, sünnet-i seniye itibar edince, sünnet-i seniye bir deniz gibi düşünün. Bunun içerisine atıldığınızı düşünün. Mutlaka boşluklarınızı dolduracak bu su. Bu sünnet-i seniyenin küçük bir emaresine ittiba seni bunun içine sokuyor. Yani sen sünnet-i seniyeye tabi oluyorsun. Artık oradasın. O seni muhafaza ediyor. Bir nevi hastalık adetullah kanunu işlerken hastalık sana adetullah kanununu karşı ata kanununu aktifleştiriyor. Onun celbine vesile oluyor. Ata kanunu mu işliyor? Evet. Hastalık normal zamanda adetullah cereyan ederken, ama hastalık aczini, zaafını anladığın zaman bu sefer bu adetullah kanununa karşı ata kanunu sana özel devreye giriyor. Böylece bu hastalıktan çok büyük menfaatler alabilirsin. Sürümcenden kurtar şey yapıyor seni. Özel ihsan, ikram, inam ediyor. Hususi tecelli alıyor gibi. Değil mi ata olunca? Evet, hususi tecelli geliyor. Sana özel hususi tecelli geliyor. Cereyan etmesi gereken adetullah önüne set çekiliyor. Sana özel bir kanun geliyor. Allah bir kanununu senin için bir başka kanunuyla kaldırıyor. Hadiste vardır ki hastaların duasını alınız. Onların duası makbuldür. Bahusus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir. Mühim bir sevaptır. Şimdi sen mühim bir sevaba bu akraba veya valide veya peder olsa bu sefer bunlara nasıl bundan nasıl istifade ediyorsun? Hastalık, şefkat ve merhameti celbediyor. Böylece sen sıla-i rahim olan o rahimin bağladığı bağa bağlanıyorsun ve bu şekilde
bu bağdan istifade ederek ibadet ve sevap cihetini sana bağlanıyorsun. Peki hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Hastalık nasıl sadaka hükmünü alır? Bu çok mühim. Evet. Ya niye mühim biliyor musun böyle Mehmet abi diyeceksin de. Mesela diyelim ki koronadan yatıyor. Yani adam kuyuya doğru gidiyor. Senin o teselli vericin hani barlada geçiyor ya. Teselli müessir bir doktor bir nasihat etse bin nafi ilaçtan daha fazla tesir eder diyor. Yani o kadar mühim ki bu dönemde değil mi? Buyur abi. Evet. Peki hastalık mühim bir sadaka hükmüne geçer. Çünkü bu hasta kişi o zamanlarında normal sıhhatli zamanlarından ödün vererek bu dönemi bir bedenin daha doğrusu zamanının bir kısmını sadaka hükmüne verdiğini düşünün. Yani sizin o zamanınız ne oluyor? Hastalık zamanında normal sıhhatli zamanın dışına çıkıyorsun. Böylece sizin verdiğiniz bir sadaka gibi hüküm vermiş oluyor. Siz de bedeninize sadakası yani. Zamanınızın sadakası. Mehmet abim, bak işte İrfan Hoca yazdı ben söylediğim şeyi. Barla 66'da diyor ki hem bilirsin meyus, mesela koronayı koy meyus, şimdi yoğun bakıma gidiyor, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Ya işte bu ne acayip bir şey ya, insan telkinin çocuğudur demiştik bir ara. Telkin. Aşı diyor. Aşı mı diyor? Telkini aşıdır diyor senin adaşın. Yani bu şey var ya, hoşnut etmek. Bu sadakadır. Bir de diyor aşıdır diyor. Aşıdır diyor değil mi? Aynen, Kastamonu'da. Allah Allah. Allah Allah. Atsana o bir aşıyı be. Bul bana bu aşı nerede geçiyor. Bulabilecek misiniz? Bulun. Ha sen devam et abi. Allah Allah. Evet. Hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkların zamanında kemal-i hürmet ve şefkat-i ferzendane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah barek Allah deyip alkışlıyorlar. Allah Allah. Evet. Peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemal-i hürmet, bakın hürmet bir önceki devada da vardı. 16. devada. Peder ve validesinin şefkatlerine karşılık hürmet, kemal-i hürmet ve şefkat-i ferzandane ile mukabele eden iyi evlat vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren. Demek ki bu hürmet kişiyi ulvi dereceye, insanın insaniyetin ulvi derecesine çıkarıyormuş. Peder ve validesine karşı şefkatli, mukabil bir tavrı, kemal hürmeti ve şefkat-i ferzandanesi ile mukabele eden evlat insaniyetin ulviyetine çıkarmış ve en vefadar olurmuş. Böylece Allah'a karşı olan vefasını da yerine getiriyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu vefayı melekler bu levhayı görerek alkışlıyorlar. Maşallah, barek Allah diyorlar. Hmm.
Evet, hastalık zamanında. Abi, hastalık elemini hiç... Şöyle deseler, evet, melekler niye böyle maşallah barakallah diyor, alkışlıyor? Yani olmayacak bir şey mi? Beklemiyorlar mıydı böyle bir şeyi? Evet, çünkü peder ve validesinin şefkatini celbedecek, kemal-i hürmetini gösteren, şefkat-i ferzandanesi ile mukabele eden evlat, insaniyetin ulviyetini kazanıyor. Ha, insanın ulviyetini kazanıyor. Bunu kazanınca Allah'a karşı vefasını da yerine getiriyor. Ha. Bu vefa alkış getiriyor. Kime karşı? Melekler bunu alkışlıyorlar. Ha, burada latife-i insaniye oynuyor Mehmet kardeş o zaman. Latife-i insan, insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levaya karşı. Demek ki evet, kalpte bulunan var ya latife-i insani. Demek ki o oynuyor bununla. Çok ilgimi çekti şimdi. Evet abi. Allah Allah. İlginizi çekti mi bilmiyorum. İnsaniyetin ulviyetini gösteren, yani latife-i insaniye bu. İnsanın ulviyetini gösteriyor. Abi ulvi bir makam, insaniyetin ulvi bir makama basit bir şeyle gidebiliyormuşsun. Vay be. Neymiş o? Peder ve validesi hastalık zamanında bunlara hürmetle bakmak, kemal-i hürmetle şefkat-i ferzandane ile mukabele etmek bu makama çıkarıyormuş. Allah Allah. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Peki hastalığın sonunda lezzet nasıl olur? Acımak ve merhametlerden gelen lezzet nedir? Nasıldır? Çünkü hasta evveliyatı, hastalığı evvel, zahir, batın ve ahir ile bakıldığı zaman, hastalığın kendisi zahir. He. Hastalığın evveli sıhhat veya sağlık. Hastalığın ahirine sürur, neşe ve lezzet. Hastalığın sırrı, bak bir de hastalığın sırrı batın oluyor abi. He, bu hastalığı dört isimle mi şey yaptın? Evet abi. Bir de oku. Hastalık kendisi zahir olan, dışa vuruşu olan, hastalığın kendisi zahir, ismi zahire bakıyor. Tamam. Hastalık sırrı ise, hastalık sırrı, ileride gelecek hastalık sırrı diyor. Bu da ismi batına bakıyor. Aşağıda söylüyor, hastalık sırrı diyor. Evet. Ha, o batına mı bakıyor? Evet abi. Batın ismini oynatıyor. Hastalığın evveli sıhhat, evvel ismine bakıyor, sağlıklıyken. Hastalığın ahiri ise, bu süreci geçirdikten sonra hastalık bitti. Ne oldu? Sürur, neşe ve lezzete dönüştü. Meyvesi de bu. Ahir. İlginç. Dört isim. Hüvel evvel, hüvel ahir, hüvel zahir, hüvel batın. Evet. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldıramadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Şimdi buradan şöyle bir tefekkürüm oldu abi. Hastalığın kendisi dua ise, he, buna sen bu duaya
rıza göstersen bu rıza gösterilmesi halinde dua münacata inkılap ediyor. Nasıl yani? Bir şey istemiyor musun? Tafsifat mı var Cenab-ı Hak bu ki münacat evet, oldu? Çünkü hastalığın kendisi dua olunca kendisi dua. Ha, kendisi dua. Evet. Kendisi dua olunca buna da sen rıza gösterdin. Razı oldun. Bu sefer bu dua münacata dönüştü. Teslimiyet. Ve tabi bunun neticesi uhrevi oluyor. Bu münacat adeta insan hasta olunca, hepimiz hasta olmuşuzdur. Mehmet kardeş hasta olunca adeta geçiyor böyle ruh sanki o latif bölümüne, öteki tarafa. Bedenindeki icraatı seyrediyor. Allah'ın da orada bedendeki tasarruf etme yetkisi alıyormuş gibi oluyor, değil mi? Yani evet. Bedeni bırakmış. Çünkü bir şey yapamıyor. Öyle bırakmış. Fakat arkadan sanki bedeni seyrediyor. Bakayım, Allah'ın icraatını seyretme makamına geçiyor. Vay be. Ruh seviyesinde değil mi abi? Evet. Veya kalp seviyesinde ama bedenden çıkıyor. Şimdi bak, koronada yatıyor. Yatıyor. Gündelik hayat olduğu için. Bir çarem var mı senin? Yok. Herkes yeni bağlı bekliyor. Ya o tarafa ya bu tarafa. Esbab nokta. Sen ne yapıyorsun bu? Allah'ın icraatını seyrederken ats, fark, kusur ve noksanını yükleniyorsun. Hiçbir şey olmadığını anlıyorsun. Bütün tasarruf şimdiye kadar olduğu gibi. Şimdi daha ayan. Bu, hani diyor ya ayette, bugün gözünüz daha açık görüyor. Artık Allah'ın icraatını net görüyor. Yani seyrediyor adam. Onun için münacat oluyor. Yani Allah'ın icraatını seyretme makamına çıkarıyor ki herhalde Allah-u Alem hastalık sırrı bu galiba. Bilmiyorum ama. Evet. Gelecek abi, orada dersin o şekilde. Hastalık ile aczini almayıp dergah-ı ilahiye iltica eder. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Sürekli dua etmiş. Yani biz kabul olmuyor diye bırakıyoruz değil mi bu işin ucunu, yakasını bırakıyoruz. Evet, mukabele edilmedi diyoruz. Evet. Halbuki kendisi dua zaten. Ya. Abi ben de bir şey sorayım hemen, kabul edilmedi diye değil de, kusura bakmayın kesiyorum. Bende de şöyle bir artık nedir, doğru mudur, yalan mıdır, yanlış mıdır, vesvese midir? Hep böyle mesela bir dünyevi iş için dua ettiğim zaman içime şu geliyor, ya bakıyorum 5 vakitte hep sadece dünya için dua ediyorum. Yani bir kısmı dünya için, diğerleri böyle ama acaba diyorum yani haksızlık mı ediyorum yani zaten. Yakında dişimizi sıkıyoruz, gideceğiz. Çok mu şey yapıyorum diye böyle bir vesvese de geliyor ya da içime öyle geliyor. Üzülüyorum sonra, vakti boşuna harcıyorum dünya için dua ediyorum diye. Bu nedir bilmiyorum yani. Belki şeydir, sorayım dedim. Allah razı olsun. Zaten Hikmet hocam, benim Hikmet'im. Şimdi bu o derdin olmasaydı el açıp yalvaracak mıydın? O işte duadır ya. Ne istediğin başka, ikinci o. Böyle aczini hissedip de elini kaldırma anı o duadır işte. Ne istediğin değil, haram isteyeceğin halin yok. Ya Rab bana adam öldürmeyi nasip et, içki içmeyi demiyorsun. Helal ve mubah ne dersen de hepsi ibadet oluyor zaten. O işte o vakit işte, yani böyle samimi el kaldırmak. Ne istersen iste, mubah olsun yeter ki. Bir daha sana başka bir mana var. Allah razı olsun. Dua etmemişim. Ha? Bir de ne diyor? Başka bir mana var diyor. Ne diyor? Mesela diyelim ki yani müsibet neydi abi? Kaderden sana attığı bir taş değil mi? Tamam. Şimdi diyelim ki sana Allah bir taş atsa. He. Duyuyor musunuz siz? Sesli hisli konuş ki. Diyelim ki Allah sana bir taş atsa. Allah sana bir taş atsa. Sen o taşı ne yaparsın?
Yani o taş daha hayvanlara atıldığı için aynı. Hayır. Sen Allah sana bir taş attı. O taşla senin eline gelsin ne yaparsın? Ne yapar Mehmet? Allah'tan sana taş verdi. Sana bir Allah aşkına. Ha Allah bana değer verdi dedi. Sana değer verdi bir de Allah'tan gelmiş. O taş çok değerlidir yani. Ha taş bir taş atsa bile taş değerlidir diye. Tabii de Allah atmış herhalde. Vay. Bundandır ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam hastalığın kalkması için dua etmemiş. Allah Allah. Bak. Antika bir şey dedi ya. Evet. Duymuyoruz ki abi. Bak şöyle diyor Mehmet kardeş, diyor ki şimdi Allah diyor hani bir taş atsa sana, taş da geldi sana vurdu ama taş elinde. Bu taşı kim attı? Allah attı. Bu taş taş mıdır artık? Allah seni kale aldı, değer verdi, sana bir taş attı kulum diye. Bu taş atmış, zahirde taş atmış ama taş değil ki bu artık. Sen bu taşı atmazsın ki yani. Atar mısın bu taşı kenara? Olan nereden geldi şu taşı ya? Şöyle kenara atayım. Allah gönderdi diye değer verilir yani. Allah verdi diye değer veriyorsun. Hastalık da öyle. Allah verdi diye hastalığa değer vermek lazım hastalığa. Yani Hikmet kardeşim, o bu dünyevi veya uhrevi, dişin ağrıdı veya okul oldu, şu oldu, ne bileyim veya korona. Yani o dua etmene vesile olan bir şey, elini kaldırmana, acziyetini, fakriyetini, noksanlığını hissettirmeye vesile oldu mu? Hangi şey olmuşsa olsun. Evet Mehmet kardeş. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Oo, çok güzel bu. Evet. Zira hastalık duanın vaktidir. Bu çok güzel. Şu duaya kader desek abi, bu noktada hastalık kaza olur. Oo. Değil mi? Çok artika olur, evet. Öyle öyle koyarsan pelgelini. Şifa duanın neticesi değil de ahireti gösteriyor. Belki Cenab-ı Hakim-i Rahim şifa verse fazlından verir. Abi burada dur. Abi bu cümle. Sen okudun, en son okudun, belki Cenab-ı Hakim-i Rahim diyor. Oysa Hakim-i Rahim şifa vermiyor da Şafi isim veriyor değil mi şifayı? Evet. Ama burada Hakim-i Rahim diyor şifa verse diyor. Farklı. Yani aslında Hakim-i Şafi şifa verse, Şafi ismi kullanması gerekirken niye Hakim Hikmet'le Rahim'i kullandı? Bir düşündür mü abi? Aslında düşündüm ama bir şey de aklıma gelmedi abi yani. He. Yani evet, çok ilginç. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim kafire bakmaz. İman edenlere, iman ettiği şeyle dünyada ve ahirette besleyen Allah. Mesela Allah'a iman ettik. Allah ile besleniyoruz. Ahirete iman ettik. Onunla besleniyoruz vesaire. Bu Rahim. Kafir mümin fark etmeden tecelliye mazhar Rahman. Bu Rahim Müslümana has bir hastalıkla konum değiştiriyor. Sana hikmet penceresini açan Rahim. Sana merhamet ediyor. Bak Rahim, Hakim isimleri aktif oluyor sende. İki isim aktif oluyor çok. Hastalık anında. Hakim ve Rahim. Allah beni ne kadar şefkatle beslediğini, ne kadar şey yaptığını ve o ettiği imanı hastalıkta kullanıyorsun abi. Mesela yoğun bakıma, ne bileyim, veya hasta olduğumuz zaman şimdiye kadar ne kadar yoğun bakıldığını, ne kadar şefkat edildiğini anlıyorsun. Burada hastalık sana ey limana Hakim ve Rahim penceresini açıyor. Abi zaten şimdi aklı şey oldu. Hakim hikmet, yani kime hikmet verildi diyor diyorlar. Hikmet gafleti kaldırıyor abi. Harika. Hikmet gafleti kaldırıyor. Sen
Hastalık zaten gafleti kaldırır. Evet, aynen. Çok çok ilginç. Rahim de zaten şefkat abi, şefkat. Evet. Hasan abi. Efendim Bedri. Şimdi Eyüp Aleyhisselam hastalandığında şifa talep etmedi mesela. Etmedi. Bizim şifa, bizim şifa talep etmeyi de aslında, yani hani dediniz ya, Allah'tan gelen bir taş sonuçta o taş değildir yani. Hani o nazarla bakılsa şifa talep etmek de aslında çok edebe uygun gelmiyor. Yani ne zamanki ubudiyetine, lisanen diline, işte kalben ubudiyetine halel verdiği zaman zarar bana dokundu diyor ya mesela. Bir makam gerçi bu da, bir mertebe de. Yani ne hani, farklı bir ne söyleyeceksin Bedri? Yani demek istediğim, yani hastalığın kaldırılmasını talep etmek manasında dua etmek yani ihlasa münafi bir hal değil, yok, yoksa... Yok, o da caiz. Caizdir ama mertebedir. Duayı kaldırmaması mertebe, lazım. Evet, duayı kaldırmaması lazım. Yani farklı farklı bir şey söyleyeceğim zannettim. Şimdi sorma, çok girdik araya. Mehmet abi, bundan sonraki iki cümle sanki Halik-i Rahim'in şifa vermesinin nasıl olduğuna bakıyor. Oraları okunsa... Evet, Seyyid Ahmet. Öyle kabul edin. Dur. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Hmm. Burası bu, hakime bakıyor sanki abi. Hakime bakıyor bu. Bundan sonraki de rahime bakacak inşallah. Halık hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir. Öyle kabul edelim. Ha, burası da rahim herhalde abi. Evet. Yani zaman biri... ters düşer. Seyyid Ahmet. Nazm-ı Mani uymaz o zaman. Şimdi Nazm-ı Mani uyabilmesi için belki Cenab-ı Hakim-i Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Bu rahime bakıyor. Hakim rahime bakıyor. Halık hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir. Öyle kabul eder de halık hakime bakıyor. Ben tam tersi anladım. Abi bir de olabilir yani. Nazım Mani buna bakıyor diye düşündüm ama varsa tefekkürü söyle. Yok abi, tefekkür değil de yani ahirete yönelik olarak kabul etmesi sanki daha çok rahim gibi, istediğimiz tarzda değil de daha uygun bir şekilde karşılık vermesi de hakim gibi. Zaten rahimin hedefi ahirettir. Dünyada besliyor. Rahim zaten ahirettir. Seni ahirete uygun hazırlaması da hakim. Mesela bugün düşündüm Mehmet kardeş, böyle bununla alakalı sen şey yapıyorsun, hem tenes ettirip. Mesela ölüm için diyor ki tebdili mekandır. Ağzımda hep bunu tekerledi bugün. Niye bilmiyorum. Tebdili mekan. Mekan değişikliği. Ama biz nasıl değerlendirmişiz ya? Ölümü nasıl yanlış alemimize yerleştirmişiz? Bak, tebdili mekan. Şu anda sen çok bugün birkaç yerde yer değiştirdin. Hepsi de lazımdı. Bak, tebdili mekan. İkinci bir cümle geliyor. Tahvili vücut. Yumurta, tavuk, çekirdek, ağaç. Çekirdeğin ağaç olmasına ölüm demişiz. Doktor Süleyman diyor ki, ölüme için üstad diyor ki, dostlara kavuşmaktır diyor. Dostlara kavuşmak, işte Ahmet-i Faruk Üler orada diyor. Buna ölüm demişiz. Biz ölüme ne mana yüklemişiz? Bak şimdi. Tahvili vücuttur.
Tebdil demek bedellenmek. Buna mukabil al, bunu al. Tebdili vücuttur. Yani tebdil bedellenmek. Bak ha, bunu sana veriyorum. Bunu bana ver. Bedellemek. Bunu veriyorum. Bunu bana ver. Tahvili vücut, tebdili mekan. Al sana bunu, veriyorum bunu. Yani biz bir tuhaf olmuşuz ya. Ancak Risale'nin bu şeylerle, işte Doktor Süleyman bunu toplayacak inşallah. Şimdi burada da öyle. Itlak ruh diyor abi. He, yani hapis, ıtlak ruh, hapis olan bedendeki ruh mutlak ve her yerde oluyor, muhit oluyor. Ve buna biz kurtuluş ölüm demişiz. Şimdi burada da o kadar ilgimi çeker ki eskiden beri, belki Cenab-ı Hakim-i Şafi sana şifa verse demesi gerekirken rahim kullanır. Yani demek ki bu hastalığın arkası hakim ve rahim, şefkat ve hikmetin kucağına atıyor bizi. Buyur abi, biraz fazla girdim, kusura bakma. Yani hastalığın kendisi dua olursa bu olur gibi anlıyorum ben ama. Evet. Hastalığın kendisi dua olursa. Evet. Hakimi rahim devreye giriyor. Allah Allah. Her neyse, hastalık sırrı ile. Şimdi hastalık sırrı oldu. Hı. Hastalık sırrı. Hastalık sırrı ile hürriyet kazanan, hususan zaaf ve aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabile çok yakındır. Hastalık sırrı yani insanın batını, batın nasıl zahiri hastalıkların varsa senin batını hastalıkların da var. Bunlar nedir? Günahlar mesela. Peki bu günahlar kefaret-i zünub şeklinde nasıl da oluyordu? İşte hastalığı bu zamanda günahları temizliyor. Ama hastalığın sırrı bunu yapıyor. Kefaret-i zünub nasıl olur diyor ya, kefaret-i zünub olur diyor ya abi. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Mehmet kardeş, bu hastalık sırrı yukarıda geçen insaniyetin ulvi hakikatını aktif ettiği için mi artık sırdır? Çünkü kalbin içerisinde olan insaniyetin hakikati var ya, insan, hakikat insaniye. 273 barla değil mi? İnsaniyetin ulvi hakikati bu. Hastalık sırrı herhalde insanın latife insaniyesini aktif ediyor. İnsan insana yakışır bir tavır takınıyor. Yani haddini biliyor. Rabbine karşı acizliği kadar Allah var oluyor ya aleminde. Bu demek ki hastalık sırrıyla Allahu alem yukarıdaki insaniyetin ulviyetini gösteriyor, çıkartıyor. Ya çok en yüksek vefa makamı. Evet. En yüksek vefa makamı. Ki bunu ne diyor? Melekler maşallah, barek Allah deyip alkışlıyorlar diyor. Ve arkadaşlar, işte hastalık sırrı başka diye bir şey diyebilir ama ben bu metin içerisinde cevabını aradım. Hastalık sırrı ne yapar? Hulusiyet kazandırır insana. Hulusiyet, halis olur. İhlaslı olur. Evet. Hastalık ihlaslı yapar adamı. Ne demek o? Latife-i insaniyesi açılır. Ya. Abi şöyle notlar aldım ben. He. Özetle. He he. Bu 17. devadan hastalık zamanda duanın makbuliyeti,
hasta adam cüz-i ihtiyarından vazgeçip irade-i ilahiye teslim olmasıyla dua el makbul hale geliyor. İkincisi, adetullah kanununa karşı ata kanunu aktifleştiriyor. Güzel. Hastalık farkındalık sistemini aktifleştiriyor. Bu çok güzel. Hastalık seni bir yerlere taşıyor. Bu da çok hoş. Hastalığın kendisi dua ise rıza gösterilmesi halinde dua münacata inkılap ediyor. Vay be. Güzel şeyler çıkarmış. Hastalığa şükür rıza-i ilahinin en azami derecesinde mazhariyetin bir nevisidir. Hasta bakıcı hastaya Allah rızası için baktığı zaman kendisinde sabır sistemi aktif oluyor. Bak size böylece Asr suresindeki hüsrana uğrayanlardan değil mazhar oluyor. Vay be. Bak Nadir abiye bakıyorsunuz. Bak size bu size bakıyor bu cümle. Sünnet-i seniye bir deniz gibidir. Senin zahiri kirlerin olduğu gibi batını kirlerin de vardır. Bunlar da günahlardır. İşte sünnet-i seniye ittiba etmek, ona dahil olmak bu batını kirlerini giderir. Kefaret uzunu budur. Eğer bir tefekkür şöyle geldi. Kur'an kalası her tarafı kuşatır. Hiçbir şeyin girmesine müsaade etmez. Sünnet-i seniye deniz gibidir. Her tarafı doldurur, boşluk bırakmaz dedim. O güzel bir cümleydi. Bir de söyle bu sonu. Kur'an'a bak ne diyor sünnetini. Kur'an kalası her tarafı kuşatır. Hiçbir şeyin girmesine müsaade etmez. Sünnet-i seniye deniz gibidir. Her tarafı doldurur, boşluk bırakmaz. Maşallah. Çok güzeldi. Çok güzel çıkarımlar. Bunlar, benim söyleyebileceklerim bunlar abi. Maşallah. Çok güzel. Ben de iki tane ekleyeyim. Hastalık sırrıyla insaniyetin ulvi hakikatini gösteriyor. Hastalık ehli imana hakim ve rahim penceresini açıyor. Evet, başka bir şey diyecek olan var mı kardeşlerimizden? İrfan abi bir şey demişti. Ne yazmış İrfan? Öğretmen var ya. Ha, ne yazmış? Hicri söyle Mehmet. Duanın ezan vakti hastalık zamanıdır. Ha, bir dakika. Güzel bir şey demiş. Bir de söyle, bir de. Duanın ben ezan, bakayım dur. Ezan vakti hastalık zamanıdır. Ha, dur bakayım nerede? En altta mı demiş? Birkaç. Ha, ezan vakti miymiş? Aynen öyle. Şimdi hastalık... Ezan gibidir. Ubudiyet namazını kılmak için hastalık ezan gibi ezan. Bir sırrı ubudiyettir. Bu sırrı ubudiyet olması için bir ezan olması lazım. Tamam. Çok güzel. Bir de Hasan abi bu sır dediği aslında hasta bakıcıya da bakıyor. Hastaya evet. Hasta bakıyor. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. İki cihan da aziz eylesin inşallah. Bu okunan derslerin hürmetine ve hatırına dostlarımızdan ilk önce biz, evlad-ı yarlarımız, yakınlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, ehl-i iman, nur talebeleri hepsine Cenab-ı Hak Hakim ve Rahim ismini azami derecede tecelli ettirip Şafi ismi hürmetine de şifa versin. Ya Rabbel Alemin, bu duaları ettiren senin esmandır. Ya Rabbi, şunları bana söylettiren senin esmandır. Bu esmanın hatırına, bu esmanın sahibi sensin Allah'ım. Şu esmayı vesile kılarak duamızı kabul eyle ve bizi affeyle. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eyle. İştirak-ı amali uhreviye sırrına mazhar eyle. Şehit olmaya tebdil-i mekan tahvil-i vücudu mazhar eyle. Evlad-ı iyallerimizden, anne babalarımızdan ve ser sevdiklerimizden her kimler ahirette intikal etmişlerse bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini azim eyle. İştirak-ı amali uhreviye sırrına
mazar eyle ya Rabbel Alemin. Burada bizi yalnız bırakmadığın gibi, dostlarla beraber ettiğin gibi Allah'ım ahirette de bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Cennette de cemalinle, dostlarınla beraber olmayı nasib-i müyesser eyle. Muhammed'in imanının hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas selavat. Amin. Çok şükür. Allah razı olsun Mehmet abi. Çok güzel. Allah razı olsun abi. Rabbim Mehmet'den razı olsun kardeşim. Çok güzel. Amin. Yarın geceniz hepinizi mübarek olsun. 18 kime vermiştik dersi? Bunu ben okuyacağım inşallah. Selim. Yok Selim abi. Tamam, tamam. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Rabbim emanet olun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm.